Hocam bir dinleyicimiz de şöyle bir sorusu var. Senden bir şey alırsam bir daha Allah beni taş etsin demiş. Almasın. Yemin olur mu diye soruyor. Yok, yemin olmaz. Yemin olmaz da tövbe istiğfar etsin, sadaka da versin. Yani böyle bir sözden dolayı. Tabii. Tövbe etsin. Yemin olmaz ama. Senden bir daha bir şey alırsam ben taş olayım, ağaç olayım, dağ olayım, altın olayım deseydin olacak yani. Fakat insan neyle meşgul olursa, düşüncesi neyse, konuşmalar neyse, dilini hangi kelimelere alıştırmışsa, o insanı böyle damarına bastığına, sıkıştırdığın zaman o kelimeler çıkar. Yani dinleyicimiz hani öyle bir soru sormuş da, aslında İslam alimleri insanı o kadar güzel anlamışlar, tanımışlar, tanımını yapmışlar ve bildirmişler ki güzel bir konuya temas etti aslında öyle bir soru sorma suretiyle. Çünkü mesela sıkıştı o anda falan, karşısındakine kızdı, hemen dedi ki senden bir daha alırsam işte taş olayım. Peki nereden geldi hatırına bu? Bu daha önce bu ve benzeri şekilde şakalaşarak, bilmem ne yaparak bu kelimeleri kullanıyorduk. Yer etti. Kalbimizde, zihnimizde bunlar vardı. Çünkü sıkıştığın zaman en çok ne kullanıldıysa beyinde, kalpte şırak diye o çıkar. Onun için din büyükleri buyuruyorlar ki hayattayken, ölmeden önce, ölüm zamanı gelmeden önce, ecel gelmeden önce çokça Allah deyin ki o anda melekül mevt, ölüm meleği sıkıştırdığı zaman Allah diyebilelim. Yoksa o zaman saman deriz, ot deriz, çuval deriz. Öyle ya. Neyi çok söylediysek onlar çıkar meydana. Onlar çıkar meydana. Yani ne güzel ama insanı tanıtmışlar, tanımışlar, anlatmışlar. Şimdi hani Mustafa Bey de gözümün içine bakıyor da yani eğitimcilikten gelmem sebebiyle, çünkü eğitimciler insanı tanıyacak, insanı yetiştirmekle, aynı şekilde insana bir şey vermekle vazifeli. Eğitimciler de oturmuşlar insanı tanımak için aynı şekilde uğraşmışlar. Küçük yaştan aynı şekilde ilkokuluydu, ortaokuluydu, lisesiydi, üniversitesiydi falan, bunlara göre aynı şekilde programlar hazırlamışlar. Ne verirse, nasıl verirse, neler yapılırsa, bunların üzerinde aynı şekilde anketler yapmışlar, ilmi araştırmalar yapmışlar. Bir kimse okuduğu zaman zihninde ne kadar kalır, anlattığı zaman ne kadar kalır, dinlediği zaman ne kadar kalır. Bunların bile aynı şekilde üzerinde oturmuşlar, uzun uzun araştırmalar yapmışlar. Niye? Çünkü kullandığı denek, öyle diyorlar değil mi? Veyahut da aynı şekilde materyal insan. İnsanı tanıması lazım. İnsanı tanıması lazım. Mesela ben diyelim ki testi yapacağım, çanak, çömlek, ne yapacağım falan. Neyi kullandığım, kullanacağım madde ne? Toprak. Öyleyse toprağı iyi tanımam lazım. Her toprak olur mu ondan? Olmuyor işte. Kiremitte, tuğla da aynı şekilde çanak, çömlek, bardak neyse gidiyor diyor ki bu toprak böyle bir toprak. İnşaat yaparken bile ecdadımız aynı şekilde araştırmış. Hangi taş aynı şekilde duvara konduğu zaman güneşi, rüzgarı, karı, fırtınayı yediği zaman dağılır gider, hangisi aynı şekilde sertleşir gider. Denemiş bunu. Asırlardır aynı şekilde deniyor. Dolayısıyla mimar olan da bunu denemiş, kullandığı materyali tanımaya çalışmış ve diğerleri de aynı şekilde tanımış. Mesela bahçıvanlık yapan bir kimse de hangi topraktan nasıl bir verim alır? Ve o aynı şekilde ektiği meyve, sebze neyse ne kadar su alır, ne kadar gübre alır, ne kadarını kaldırabilir. Şimdi baharda bile aynı şekilde mesela buğdaya bir gübre atıyorlar falan. Ondan sonra çiftçi habire gökyüzüne bakar. Bulut bir gelse, bulut bir gelse. Niye bekliyor? Eğer su yağmur zamanında gelmezse o gübre o buğdayı öldürür. Yakar. Yakar tabiri kullanıyor. Yakar. Dolayısıyla insan da aynı şekilde, insan da bir materyaldir. Onun eğitilmesi lazım. Herkesin durumuna göre. Bazısı vardır 5 dakika konuşursun. Bazısı vardır 10 dakika. Bazısı yarım saat. Bazısı 1 saat. Bazısı 6 saat. Bazısı 10 saat. Bazısı 24 saat az gelir. Bize tuhaf gelir. 24 saat dinlenir mi? Dinleyemem ben. Nerede dinleyeceğim ben 24 saat? Herkesin bir çapı şeyi var. Hani bu konuda da şöyle bir hikaye anlatırlar ya. Adam birisi böyle demiş, ben vaaz edeceğim, sohbet edeceğim falan, gelin falan. Camide ilan edilmiş. Gide gide bakmış ki bir tane adam var. Ya şimdi ona etse mi etmese mi? Ona da demiş ki ya demiş ben buraya geldim ama kimse yok senden başka. Yani demiş ben demiş yani sana sohbet edeyim mi? İster misin? Adam demiş ki ben demiş sohbetten vaazdan anlamam. Ben seyisim demiş, at bakıcısıyım. Benim demiş harada bütün atlar kaçsa, gitse veya gelmese bir tane at ahırda olsa ben onu yemini veririm. Onun bakımını yaparım. Ha demiş iyi o zaman. Başlamış aynı şekilde anlatmaya.
Anlat. Adam yarım saat 45 dakika, bir saat anlatmış. Ondan sonra çıkmış demiş, nasıl beğendin mi sohbetini? Ben demiş başından söyledim. Ben demiş vaazdan sohbetten anlamam. Benim demiş işim at bakıcılığı, ben seyisim. Demiş bütün atlar kalsa, tek bir at kalsa, kaçan atların arpasını o kalan ata vermem demiş. Çünkü çatlar ve ölür. Çatlar ve ölür. Seyis iyi ders vermiş ama. Bakarım ama yani dozunda kaçırmam. Dozunda kaçırmam. Dolayısıyla insan insanı tanımadan, ona ne vereceğini aynı şekilde bilemeden, çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, mesela bu dara da İslam ahlakıdır. İnsanların haline ve durumuna göre cevap vermişlerdir. Her insan aynı değildir. Birisi mesela söylersin. Neden sonra ha der. Bazen de ha derken yine yanlış anlar. O ayrı bir mesele de. Yine yanlış anlar. O da ayrı bir mesele. Dolayısıyla mesela dinleyicimiz burada o sorduğu sualde işte birden kızdın, taş olayım dedin, toprak olayım dedin, şey dedin falan. Bunları sık sık tekrarlıyoruz. Mesela erkeklerden de hani tutuyor, talak kelimesini kullanıyor. Osmanlı zamanında da bu eğitim verilmiş. Ama Osmanlı döneminde ta aynı şekilde küçüklükten itibaren erkeklerin lügatından bu kelimeler tedrici olarak çıkartılmış, başka şeylere yönlendirilmiş. Zihne, kalbe bunlar yerleştirilmemiş. Onlar da kızıyordu, onlar da insandı. Ama kızdığı zaman o kelimeler hatırına gelmiyor. Niye? Lügatından çıkarmış çünkü onları. Lügatından çıkarmış. Talaktır, boşanmaktır, boş ol kelimeleri falan, şart olsun kelimeleri çıkmış. Ondan sonra tabii İslamiyet gidince oraya aynı şekilde her gün konuşuyor. Adam aynı şekilde, ben kendi köy çocuğum. Ana konuşuyor mesela, ya yalan söyleme. Ya 3'ten 9'a şart olsun doğru söyleyeyim. Adam kullandığı kelime bu. Hanımına kızdığı zaman ne diyecek? 3'ten 9'a şart olsun diyecek bu adam. Devamlı kullanıyor çünkü bunu. Şart olsun öyle değil ya, şart olsun böyle değil ya, şart olsun şöyle değil ya falan. Bu adam ölürken de şart olsun der. Hep bunu söylüyor çünkü. Şart olsun ölüyorum. Şart olsun ölüyorum. Evet, aynen öyle. Aynen öyle yani. Dolayısıyla din büyükleri buyuruyorlar ki, ölüm gelmeden önce dilinizi Allah lafzına alıştırın. La ilahe illallah deyin çokça. Allah deyin, la ilahe illallah deyin, estağfurullah deyin, Allahümme salli ala seyyidine ve nebine Muhammed deyin. Bunu çokça diye. Mesela büyüklerden bir zat böyle hep la ilahe illallah, estağfurullah hep bunu söylermiş. Hanım bir gün dermiş, demiş sen demiş başka bir şey bilmez misin? Hanımına dönmüş, estağfurullah demiş. Yok. Başka bir şey yok. Şeyde çok insan yakinen tanıyınca şöyle, Allah rahmet eylesin, Türkiye Gazetesi'ni de yazmıştı. O zaman tanımıştık. Şaha Bayan vardı, Allah rahmet eylesin. Çok efendi çelebi ruhlu birisiydi. Yani yakinen tanıyınca hakikaten hayran oluyorsun. İstanbul Beyefendisi. İstanbul Beyefendisi. Hazar böyleydi falan da. Şimdi evine bir gün hırsız girmiş. Hanımı da kibar, hanımefendi bir kadıncağız. Hanım demiş ki, ya demiş, bir şey söyle falan. Ne söyleyeyim demiş. Cart curt neyse bir şey söyle demiş. Bu da hırsızı. Cart curt demiş. Bunu kendi anlatıyordu. Ya adamın lügatında sövmek yok. Nasıl ailesini bir anlatır saraya var. Bağırmak yok, çağırmak yok. Yok adamın hırsıza şey. Hırsıza ne denir bilmiyor. Hırsıza ne denir bilmiyor. Ama demiş ki cart curt bir şey söyle demiş. O da cart curt dedim diyor. Şimdi tam tersi ama ya. Değil mi? Enteresan bir şey yani. Şimdi de doğru konuşmayı bilmeyen insanlar çok fazla. Çok fazla. Nereden nereye getirildi? Nereden nereye getirildi? Hani altyapı göçtü diyoruz da altyapı hakikaten göçmüş. Şimdi hani o dinleyicimiz demesin ya bir soru sorduk aynı şekilde başımıza. Hayır. Biz çok memnun olduk. Niye? Bir konunun açılmasına vesile oldu. Bu sadece onun değil. Hepimizin derdi. Biz de mesela kendi hayatımda ben de diyorum. Ben de bu toplumda yaşıyorum. Netice itibariyle ne kadar uzaklaşabilirsin ki? Dışarısı aynı şekilde hava kirli. Dışarıdan insanlardan duyuyorsun. Kulak doluyor. Bu aynı şekilde beyne kalbe gidiyor.
Onun için mesela din büyükleri buyuruyorlar ki arkadaş çevre habire ısrar etmişler. Televizyon ayrı bir yer. Televizyonlarda aynı şekilde kaba konuşuluyor. Türkçe aynı şekilde edebe uygun konuşulmuyor. Yani basının dili bile değişti. Yani yazılı evet. Basının dili bile değişti. Siz daha iyi aradaki fark görüyorsunuzdur ama yani. Ya, çok gazetelere bakıyorsun. Ben bile görüyorum, fark ediyorum. Böyle bakıyorsun Allah Allah diyorsun ya. Yani bazen mesela biz buralarda bazı kelimeler kullanıyoruz falan. Hani bunu anlıyor mu anlamıyor mu? İşte onun için parantez açıyoruz ya. İşte onun anlamını söylemeye çalışıyoruz. Mesela tam İlmihal Saadet-i Belli kitabını tavsiye ettiğimiz zaman vatandaşın ilk tepkisi ben bunu anlamıyorum oluyor değil mi? Doğru. Ben bunu anlamıyorum oluyor. Niye? Çünkü devamlı surette uzaklaştırıldı ve şu anda piyasada konuşan kimsenin, gençlerin bile en fazla yani 100 kelimeyle konuşuyor. Birazcık okumuşu bunun 500 kelimeyle konuşuyor. O kadar yani. Yani çok zor. 500 bile çok. 500 bile çok yani. En fazla 500 ile konuşuyor. İşte hele şeyde ben köyde hatırlarım bazı insanlar var. Şöyle kitap okumuyor. Kendisini böyle uzakta tutmuş. Adam mesela bakıyorsun 100 kelime yok hayatında. Yok. Susadık. Öğlen yedik. Akşam da yedik canım. E nasılsın? İyiyiz. Sonra iyiyiz dedik ya. Bu kadar yani. Bir de işte inek, eşek, öküz, at. Onları biliyor. Şimdi bazen benim tuhafıma giden, gerçi biz de basındayız ama muhabir gidiyor. Duygularını alayım diyor. Vermiyorum. Duygularını vermiyor da. Muhabir bir şey yapıyor, bakıyorsun aynı şekilde koymuşlar oraya. Tabi ona da öyle tayin yapmışlar. Ne yapsın ki o çocuk da alt yapıyor. Yani. Onda da alt yapıyor. Ya şimdi diyor ki git bir haber yap gel falan. Bundan 4-5 sene önceydi. Bir tane bir haber kanalını muhabirine göndermişler. İstanbul'un Silivri tarafına gitmişler. Orada bir çukura kar yağmıştı. Kar doldurmuş. Kamerayı görmüyor kesin. Kameranın bir tarafında yolda bomboş oralar duruyor. O çukurda kar var. Kıymetli diyor seyirci, izleyiciler diyor. Bakın diyor 50 santim kar var. Yalanla bak. Ya oraya birikmiş de var rüzgarda. 50 santim kar var. Bizim onlar da bir işte havzalar kuruduydu, su yaptıydı falan. Gitmiş Sakarya Nehri'nin kenarına. Sakarya Nehri kurudu diye aynı şekilde. Oradan şey yapıyor. Kuru yerde durmuş kurudu. Allah'tan korkmayan. Düpedüz yalan mı? Düpedüz yalan. Onun için tabii bütün bunları da görünce yine Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarda yazdıkları tek gözümüzün önüne geliyor. Ne buyuruyorlar? Ahir zamanda kıtal yani öldürme çoğalacak. Ölen niye öldürdü? Öldürülen niye öldürüldüğünü, öldüren de niçin öldürdüğünü bilmeyecek. Öyle durumlar olacak. Onun sana yalan artacak ve ahlaksızlara itibar edilecek. Beyefendi hanımefendi denecek. Adam parası varsa beyefendi hanımefendi. Parası yoksa yok. Allah-u Teala'ya iman eden aynı şekilde horlanacak, itilecek, kakılacak. Yani doğrular aynı şekilde kovulacak. Onlara itibar edilmeyecek. Öldürme, kavga olayı hani çoğalacak ya öldürme. Hı-hı. Bu öldürme, kavga olayın altyapısına bakınca da ortada bir anlayışsızlık var. Bir de şey yok. Konuşmayı beceremediği için insanlar tabii. Ona başvuruyor. Yani neticede kavgaya başvurur filan. Yani kelime yok. Onu yok. İfade edemiyor. Kendini ifade edemiyor. Ne oluyor? Ondan sonra kavga ediyor. Ya da geçen gün Mustafa Bey aynı şekilde çocuk kar topu atmış da onu kovalıyor. Allah'tan korkuyor. Çocuk aynı şekilde E5'e doğru çıkıyor. Arkadan bağırdı ki yavrum bir dakika cam kırılmadı bir şey olmadı. O tarafa gitme bu tarafa. Bir şey demeyeceğim sana. Ben gidiyorum. Geri dönüver bari. Geri dönüver. Ha ecel öyle geldi. O ayrı mesele. Ama bu adam yakalansın veya yakalanmasın vicdan onu rahatsız edecek, rahat bırakacak, hayır bırakmayacak. Çünkü bizim ölümüne sebep oldu.